alaylı mekteplik çatışmasının gölgesinde her ne kadar bittiğini de düşünsek devam eden bu problem ile birlikte devlerin güreştiğini görüyoruz. Hint diyarında elbette bir öç alınacaktı ama bu kadar erken beklemiyorduk. O kalleş Britanyalılar büyük köpeklerini öne sürdüler. Elhamdülillah Osmanlı medeniyetinin hilafetin gölgesi büyüktür. Elbet Hint diyarının üzeri de bu gölgeyle kaplanacak. Operasyonlarımız devam ediyor. Ancak zor durumdayız. Çünkü nüfus olarak oldukça fazlalar ve insanlarına değer vermeyen bir yönetim var karşımızda. Neyse. Bu kadar sesli düşünce yeter. Artık operasyonlara odaklanmanın vakti geldi. Onur Paşa, burada mısın? Her zaman hazırım paşam, buradayım. Güzel. Onur. Evet paşam. Ayhanzade Ali Paşa'yı buraya çağır çabuk. Yardım paşam. Ayhanzade Paşa, yeni görev için hazır mısın? Hazırım paşam, buyurun. Görüşmeyeli necesin önce onu bir söyle ha bakayım. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Sağlığınıza duacıyım paşam. Eyvallah. Biliyorsun Hint coğrafyasında önemli operasyonlar yapılıyor. Evet paşam. Yeni görevin bölgeye intikal ettirilen Nizami Cedid ordusunu yönetmek. Yaverinin adı Abdülmecit Galip Paşa. Bir an evvel onunla birlikte Arkot eyaleti içerisindeki Karnatika bölgesini fethetmen sana tevdi ediliyor. Emriniz baş üstüne paşam. Eyvallah. Sultanımız ve divan böyle buyurdular. Şimdi Allah'ın izniyle savaşa odaklan ve başarıyla bu görevi bitir. İnşallah paşa hazırım. Baş. Hadi bakalım. Evet, şurayı şöyle bir yapalım, kaydedelim. Savaş başlıyor. Aldığımız istihbarat doğrultusunda Deor'dan şehre değil, şehir dışındaki koruma kuvvetlerine hücum edeceğiz. Şehirdekiler dışarı çıkacaklar ve meydan muharebesinde hepsi bertaraf edilerek şehir ele geçirilecek. Allah'ın izniyle. Bu arada ADRP şeyi dışına keman çalan sendin değil mi? Evet paşam benim. Evet. Şimdi orduların ve haritanın dizilişini görüyorsun. Bu haritanın şeklini, şemalini gördün. Var mı bir önerin? Nasıl konuşlandıralım askerleri? Paşam düzlük alanda olmamızın avantajı olabilir karşı Evet. tarafa nazaran. Tamam, ne yapalım? Topçu birliklerini bir grup halinde dizsek nasıl olur paşam? Nereye dizelim? Ortaya mı koyalım? Ortaya olabilir aslında. Tamam, hadi öyle yapalım. Ortaya koyalım. Topçu birliklerini yan yana ortaya koydum. Nizami Cedid birliklerini de o zaman öne alıyorum ki arkamızdan değil de hani topçular top atışı yaparken ne yapalım? Önden. Topçuların yanlarında dursalar nasıl olur paşam? Götürme mi diyorsun? Yani. Tamam bakalım. Hadi öyle yapalım. Yani mektepli olarak bakalım bu kararın sonucu nasıl etkileyecek? Bakalım ne olacak?
Allah'ın dediği olur paşa. Allah'ın dediği olur. Kim müzik çok diyor. Müzik çok mu diyorlar? Evet, iki kişi dedi, o yüzden söyledim. Tamam, biraz daha kıstım. Tamam, kıstım. Evet, bu öyle uygun mu? Bak, ortaya aldım topları. Yan ve sağ ve sol taraflarına Nizam-ı Cedid birliklerini yerleştirdim. İyi mi? Böyle böyle iyi paşam. Tamam. Sizi uygun görüyorsanız. Ben de uygun görüyorum, tamamdır. Ama ordu kuvvet komutanı sensin şu an. Tamam, o zaman sipahileri sol sağ kanatlara standart dizdim. Tamam. Tamam paşam. Bakalım. Sağ ve sol kanatlara bombacılarımızı da koyduk. Onun dışında kumandanımız da senin yaverin de geride. Hadi bakalım ne olacak. Ya Allah, bismillah. Hissediyorum ki Allah'tan gelen zafer yakındır paşam. Hadi bakalım. Topçulara ateş! Tavanlarını vurmaya çalışıyor bizimkiler. Başarılı oluyor gibiler. Bekliyoruz. Sağ ve sol kanatlarda boşta kalan birlikler görüyorum. Hücum ettireyim mi? Paşam, acele edecek aslında. Zararımıza mı, faydamıza mı? Sipahi kullarla aslında sağ kanattaki düşmanları çekebiliriz. Batikom hoş geldin. Havan topçuları süvariler. Sol kanattan bir hücum geliyor. Ona hücum edin. Ben de hemen karşılık vermek istiyorum. Bu arada kuvvetliler geliyor sol taraftan. Şeyler yaklaşamıyor. Destek birliği gelmeden, birleşmeden bunları halledelim. Evet, bu arada ilk yakınlaştı süvariler. Dindari süvariler etti. Evet, onlar patlıyorlar. Sol tarafta buluştuk mu? Buluştuk. Güzel. Poligarlarla dövüş başladı. Paşam, sizin de dediğiniz gibi düşmandan destek takviyesi gelmedikçe üstlerine çökersek en azından avantajımız olur. Tamam, inşallah. Evet, ortaya geliyorlar. O zaman çok yaklaştıkları için ne yapıyoruz? Miskete geçtim. Geçittirdim hepsine. Anlaşıldı mı? Peki paşam. Hadi bismillah. Hadi misket, hadi. Geliyorlar. Haydi aslanlar. İşte tüfeklerimiz başladı. Çok yaklaştılar. Of 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 of. Aman yarabbi. Evet, orta direkt beyaz bayrak çekti. Doğru karar. Zafere ulaştırıyor. Hızlıca öne atılalım. Geri çekiliyor Hint birlikleri. Süvarilerimiz hazır. Hemen topçuları tekrar standart atışa geçiriyorum. Bura niye böyle olmuş ya? Burada niye böyle bir zayiat vermişiz? Anlamadım. Bununla alakalı soruşturma başlat. O cephede ne oldu anlayalım orada. Ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Başla. Koş 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 asker. Evet, Hint birlikleri geri çekiyor. Soruşturmada havan yedikleri gözüküyor. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin o zaman. Allah rahmet eylesin. Ayhanzade Paşa bir zafer gelirse
Bir keman dinleriz inşallah senden. Aldığın eğitimlerden duyduğumuza göre çok iyi keman çalıyorsun. Estağfurullah paşam. Kendi halimde öyle icra ediyorum. Destek kuvvetleri geliyor. Bu arada topçuların girdiğini görmekteyim. Oralara bir hücum lazım. Yoksa topa tutulacağız. Vurkaç taktiğiyle girip çıkalım inşallah. Sol kanat süvarileriyle saldıralım paşam. Aynen, saldırıyoruz. Verdik emri. Tekrar konuşanıp bir araya gelip Hint birlikler üzerimize yürümeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Jackie hoş geldin. Sel ricat da yapmış olabilirler. Olabilirler. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Topçularımız dövüyor ama tabii. Buradan faydalanıyoruz. Her türlü kurnazda açık olacağız. Aynen öyle. Bu arada süvarilerimiz varmak üzere. Haydi bismillah. Bir an evvel girmemiz lazım. Allah 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 Allah. İşte bu baskın başarıyla gerçekleşiyor. Dahkiller hücum ettiler ama bizim kudretimiz karşısında ezilir mi? Aynen öyle. Ama burada birçok şehit vereceğiz. Beyaz bayraklar geldi. Bir an evvel çıkmamız lazım. Düşman arasında kalacak süvariler. Hepsi beyaz bayrak çekiyor. İmha oldular. Allahu Ekber. Geri çekilin. Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çık 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 çık. Geri çık. İşte bu. Aleykümselam. Evet. Şurada şöyle bir pozisyon almamız lazım. Yok bu çok oldu. Ayhanzade gaza getiriyorsun beni ya. Sen nasıl güzel bir paşaymışsın ya. Nerelerdeydin sen bu zaate kadar? Hadi bu Hindular da ne yapıyor kardeşim ya? Bombalayın lan şunları. Aha geliyor vallahi baba bak. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Ateş! Ateş! Tamam geri çekil. Geri kaçıyorlar. İşte bu. Oğlum kendi adamlarınızı vurmayın lan. Geliyor. Hindular geliyor. Vallahi geliyorlar. Ey maşallah. Ey maşallah. Şimdi hazıra doldurun bekleyin. Oğlum bekleyin dedim lan. Emre hoş geldin. Süvarilerimiz tamam. Evet. Şu an her şey iyi gidiyor. Top atış menziline girdiler. Binlerce kişi ölüyor aynı anda. Of 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 of. Evet beyaz bayrak çekiyorlar. Allah 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 Allah. Menzile girdiler haydi. Haydi ilk grup. Ateş! Allahu Ekber. Devam. Orta at yarıldı. Şimdi sol kanat. Aman ya Rabbi. Belki de mekteplerin en iyi hücumu savaşı bu oldu ha. Hemen şu bu tarafa desteği lazım. Aydın ateş. Tam daha nereye gidiyorsunuz oğlum? Yükle 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 çabuk 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 çabuk. Hadi lan. Oo. Sizleri neyse süvariler kurtaracak. Dönüp sıkana kadar siz. Harika ilerliyor savaş. Ne?
Gelen gidiyor. Gelen gidiyor. Ya işte bu. Neyse süvariler geldi de. Oo bayağı kayıp verdiler ha. Bombacılar. Utanmadan bir de kudretimizin karşısına çıkmaya cüret ediyorlar. Yazık. Sol kanat. Buraya hücum etmiş durumdalar. Onlar beyaz bayrak çekiyor. Hemen süvarileri kullanacağız. Şu birliği bu tarafa getirip 116. Şimdi hücum edersek yandan sipahilerle. Kıskaca aldırsın. Her ne kadar tüfek kullanmakta bizim kadar hünerli olmasalar da bu adamlar da bu koca coğrafyayı elini tutmak için kıran kırana savaşmayı iyi biliyorlar. Hinduları asla küçümsemeyin. Evet, beyaz bayrak geldi. Sağ kanat da sağlam. Sol kanatta dikkat edecektik. Topçular otomatik alalım. Sanırım daha destek birliği gelmiyor değil mi başkanım? Evet. Bunlar dahkililer mi? Aynen. Hücum. Allah 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 Allah. Hepsi beyaz bayrak çekti, kaçıyorlar. Hücum. Evet, patır patır eriyorlar. Son birlikler artık. Haydi yiğitler, haydin. Ateş! Allahu Ekber! Nasrın minallahi ve fethin kureyşin. Eleşşiril mühminin. Allahu Ekber! Oğlum çok iyi görüntüydü lan. Üçlü üçlü sıktılar ya. Evet paşa. Beyaz bayrak çekiyorlar ve kaçıyorlar. İşte bu kadar. Ateş! 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 İşte bu. Allahu Ekber! Heroic victory. Ayhanzade Ali Paşa, başarınla tarihe geçeceksin. Harika bir zafer kazandın. 429... Allah'a hamdü senalar olsun paşam. Aynen öyle, hamdü senalar olsun. 429 kayıpla onlar cennete gittiler Allah'ın izniyle. Tam 3661 tane Hindu'yu yere serdin. Allah Allah. Ama onu def ettik. O da çekildi. Şimdi kaledeki garnizondan şehri bize terk etmelerini isteyeceğiz. Eman hakkı veriyoruz. Birlikleri savaşa hazırla. Evet. Şehrin yöneticisi bize şehri teslim etti. Allahu Ekber. Güney Hindistan fethedildi. Güney Hindistan fethi bir ilk. Babürler bile daha buraya inememişlerdi. Rabbimiz Osmanlı İmparatorluğuna nasip etti bu fethi. Tamam Ayhanzade. Şimdi buraları imar edeceksin. İyi şeyi sağlayacaksın. Şöyle bakalım neler var burada. İnci boncuk. Baharat. Bu yeni fethi haberine Padişah Efendimiz de çok sevinecek paşam. Şüphesiz, şüphesiz. Paşam buraları sanat okulu yapalım paşam. Sanat okulu yapalım. Tek derdimiz şu an sanat okuluydu zaten Onur. Olsun paşam. Sanat okulu da savaş kadar önemlidir paşam. Şimdi. Emirleriniz. Tüm mürettebat güverteye! Tüm mürettebat güverteye! Abdurrahman Paşa burada mı? Burada paşa. Ayhanzade, istirahate çekilebilirsin. Paşam son bir sualim olacak. Tabii dinliyorum. Buyursanız. Dinliyorum. Bu Hindu diyarıyla ilgili şiir yazın demiştiniz. Doğrudur.
Onu sual edecektim. Doğrudur. Hayır, Hindu duyarıyla değil. Mengüberdilerin yaptığı bir savaş vardı. Burada bir sürü şehit evet, verdik. Evet. O şehitlerle alakalı yazın dedim şiiri. Sen yazdın mı? Ben yazdım hazır paşam ama biraz uzun. Çok mu uzun? Oğlum 4 satır dedik lan. Vallahi paşam ben gaza geldim. Baya bir 4 kaç kıta satır şeklinde yazdım. 4 kıta mı? Evet. Yani toplam 4, 8 şey mi? 16 satır mı var? 16. Evet. Oku lan. Teklersen direkt atarım ama ona göre. Tekleme yok. Adam gibi oku. Anlaşılsın. Peki, hepsini okuyayım mı paşam? Hepsini oku. Peki. Dikildi tuğlar diyarı Hindu'da, çekildi gülbangı Muhammed'i Bijapur'da. Dikti leşkeri müfettihul ebbab, alemi hilali keferenin burcuna. Vurdu davulu kebir, verildi ilk emir. Her bir cengaver koştu düşmana bir. Sarsıldı sille-i Osmani ile kafir oğlu kafir. Duysun alem, bu bizim celalimizdir. Aslanlar gibi yürür her bir yolda, pervasızdır, korkmaz Allah'tan başka. Ol kim ki de yüz çıkarsa yoluna, tepesine iner bir şahin gibi adeta. Kimdir bu diyenler varsa aranızda, bilin ki onlar şehadete şüphesiz koşanlardır. Tuna boylarından Acem sahralarına, tuğların ve sancakların gölgesinde kılıç sallayanlardır. Bu kadarmış. Vay arkadaş ya. Helal olsun be. Lan harika lan. Kendi mi yazmış diyorlar? Kendi yazmıştık tabii oğlum. Adam niye kendi yazmasın? Kendim yazdım. İnanıyoruz biz. Biz kalbine girecek halimiz yok. İnanıyoruz yani. Güzel. Helal olsun. Empire Total War sende var haliyle değil mi? Empire Total War. Var paşam, evet. Victoria var mı sen? Yok değil mi? Victoria daha satışa. Sen şey oynuyor musun? Bu Europa Universalis Paradox oyunları oynuyor musun? Yok. Yok paşam. Şu anda bende sadece Empire'la Napolyon var. Diğer Total War oyunlarını sevmiyor musun sen? Ya paşam beni çok fazla çekmediği için. Tamam neyse, o zaman sana hediye edecektim de demek ki çekmiyormuş. O zaman param cebimde kalsın. Tamam bakarız. Güzel Ayhanzade'ye güzel bir hediye veririz bir ara inşallah. Ya da Steam 50 TL Steam cüzdan kodu kazandım benden. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki paşam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstediğim bir oyun olursa şey yaparız. Gifleriz, tamam? Peki paşam. Ama, Allah razı olsun. Ama bu tabii ki bu yazdığın eserin karşılığı bu değil. Ben çok beğendim. Bana bunu at. Şey yapalım. Peki, inşallah. Bu bölümü yayınlandığı zaman şiiri de o alta koyarız. Harika yazmış. Peki, teşekkür ediyorum. Mengüberdi burada mı? Mengüberdi çek bakayım. Onur. Çekeyim paşam. Çekti. Mengüberdi duydun mu şiiri? Mengüberdi 3x'e uğurluyoruz. Tabii tabii paşam, duydum. Sen daha yazdın mı? Senin askerlerin öldü. Sen yazdın mı böyle bir şey? Kendi de bizim savaşımıza kendimizin şiir yazması uygun olmaz diye o işe kalkışmadım paşam. Ya ulan var ya. Tamam hadi. Mengüberdi'yi aşağı alalım. Ayhanzade'yi aşağı alalım. Eline sağlık, harika bir şiir olmuş. Sanatçı adam zaten. Sen ne okuyordun? Güzel sanatlar, keman, mehteran da vardı sende. Ne okuyordun sen? Mehter olarak. Hayır sen zaten güzel şeyde değil misin? Güzel sanatlar diyorum. Neydi sizin? Bizim sanat fakültesi başım. Tamam sen ne okuyordun genel olarak? Yani biri branşın neydi senin? Fasıl musikisi. Ha tamam sen direkt tamam. Adamda birikim de var yani. Ve hocaları da iyi etmiş. Kendisi de annesi babası da vermiş eğitimi. Böyle kolay değil abi böyle şeyler yazmak yani. Kelimeler bulacaksın, edeceksin, uyduracaksın. Sanat ruhlu bir adam. Discord'daki avatarını gördünüz mü adamın? 10 numara 5 yıldız. Tamam yeter, daha övdüm yeter la, aşağı tamam al artık. Ayhanzade'yi aşağı al. Aldım aşağı. Abdurrahman'ı çağır. Daha ne yapayım abi? Daha ne kadar onur edeceğim yani? Evet. Abdurrahman Paşa burada mısın? Buradayım paşam. Zor bir görevim var. Hinduların Bijapur'dan sonra başkenti taşıdıkları yeri Hyderabad'ı kuşattın. Şimdi doğrudan baskın mı yapmak istersin? Yoksa ciddi bir savaşla
meydan muharebesi karşılarına mı çıkacaksın? Düşüncen nedir? Bu arada yanımızda Tipu Sultanlı destek kuvvetleri de var. Paşam, süvari sayımız yüksek. Baskı mı yapalım? Pek fazla birliği yok. Evet. Uzaktan suvarımızla surları yıkıp evet. Süvarilerle doğrudan içeriye hücum ettiğimiz zaman kolay bir zafer elde edeceğimizi düşünüyorum. Ordumuzu bu taktikle yollayalım. İnşallah, tamam. Ya Allah, bismillah. Zafer. Allahu Ekber, zafer geldi. Senin zeki olduğunu biliyordum. Bir kez daha kanıtlamış oldun. Evet. Hinduların... Yılların tecrübesi yapacağım. Yılların tecrübesi. Buradan mekteplilere de bir çaktın sanki. Biraz. Tamam. Buralar imar ettir hemen. Çünkü... Halk, Müslüman nüfus varsa o nüfustan da hemen gönüllü askerler tertip etmemizi gerektiğini düşünüyorum. Tertip ettiğini de gerek yürük. Ben edemiyoruz. Oraların imar edilmesi lazım işte. Ceylan Adası'ndan Yeniçeri desteği alacağız inşallah. Şimdilik durum bu. Mengüber de bir hareket yapmıyor. Felezof Paşa'yı çekelim. Teşekkürler Abdurrahman'cığım. Çekilebilirsin. Onurcuğum al Abdurrahman'ı. Çekti paşam Felezof Paşa'yı. Hayır, Felezof. Felezof Paşa'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Duyduğuma göre Kuzey Hint diyarı ile alakalı bazı planlarım varmış. Onları dinlemek istiyorum. Öncelikle birinci planım gördüğümüz gibi Pujab'da. Bir dakika. Kurtoğlu Bey ve İspensiyer savaşlarımız için destek, maddi destek göndermiş. Onlara teşekkür ediyoruz. Evet, buyur Felezof Paşa. Baştan alalım. Şimdi gördüğünüz üzere malumunuz evet. Ki paşam ki evet. Punjab'da iki büyük Marat ordusu bulunmakta. Evet. Bu Marat orduları arkamıza geçmeyi planlıyor. Bir de limanlarımız kuşatılmış halde. Özellikle İsfahan'daki Hurmuz Adası'nın karşısındaki liman da kuşatılmış durumda. Evet. Amaçlarını istihbarat sayesinde öğrendim. İran'ı evet. Ve Bağdat'ı ele geçirip payitahlı olan tüm bağlantımızı kesmek. Ben evet. Punjab'ın üzerine yürüp bu iki orduyu imha etmek ve limanların da donanma tarafından kurtarılmasını talep ediyorum. Evet, güzel. Punjab'la da zaten savaşıyorlar. Peki savunmada mı kalacağız? Direkt gidilecek mi orduyu? Hareket ettirecek misin? Birinci orduya saldıralım. Hemen aralarında çok büyük şey var. Aralar açık. Birinci orduyu imha ederek evet. İkinci orduyu yetişene kadar birinci orduyu imha ederiz. İkinci orduya da hazırlanırız. Onu da imha ederiz. Bu tehlikeyi ortadan kaldırırız. Punjab'la sınırsız bir... Eğer Punjab yönetimiyle askeri geçiş anlaşması yapamazsak savunmada kalmak zorunda kalacağız. Çünkü orduları hareket ettiremeyeceğiz haliyle. Onlara bir şey vermemiz gerekiyor. Şu an kabul etmiyorlar. Bir ödeme yapalım bakalım. Yok, Punjab hükümeti her ne kadar Hindularla savaşta olsalar da Maratalarla bizlerin asker geçirmesine izin vermiyorlar. Onun hakkındaki düşüncelerini alalım. O zaman şu sınırlarımıza yakın bir Marat ordusu var. Tahminen bu ordu sınırlarımızdan içeri girecek. O bunları ordunun kovalayalım. Önüne doğru götürmeyi teklif ediyorum ordumuzu. Tamam, öyle yaptık inşallah. Dur bakalım. Çok tamam. Çok fazla şey istiyorsunuz. Tamamdır. Şimdi sen de çekilebilirsin. Şimdi kuzeydeki birliklerimizle alakalı bazı kararlar alacağız. Onun içinde Bahadır Paşa'yı çağırın bakalım. Tamamdır paşam, çağırdım. Efendim, emirleriniz? Çağırdım paşam. Bahadır Paşa. Şimdi. Selamünaleyküm paşam. Aleykümselam. Uzun süredir görüşemiyoruz. Nece sen? Bir söyle bakalım. Evet. Halimi ne siz sorun ne ben söyleyeyim paşam. Başıma neler geldi bir hayırdır sensin. Ne oldu ya paşa, ne oldu ya? Şimdi en son görüşmemizde malum İstanbul'dan ben saraydan gelen bir emri almıştım. Hindistan'a yola çıkmak üzere. Evet. Hindistan'daki bir ordunun başına geçmek üzere. Tabii emri hemen uygulamak üzere bir gemiye atlayıp İskenderiye'ye geçtim. Evet. Bu yolculuk acayip meşakkatli geçti bizim için.
Malta'da konuşlanmış korsan bir grup gemileriyle bizim gemimize saldırdı. Biz de tabii sivil olduğumuzdan yanımızda asker yok. Karşılık verdik fakat Kıbrıs açıklarında gemimiz battı. Neticede kendimizi bir şekilde Kıbrıs'a attık. Oradan başka bir gemiyle İskenderiye'ye geçtiğimde karşımda haberci beni bekliyordu. Meğer saraydan ikinci bir emir çıkmış. Benim Hindistan'daki görevim iptal edilmiş. Benim yerime Ayhan Paşa, Ayhan Zade Ali Paşa görevlendirilmiş. Emir başımızın üstüne dedik. Derhal tekrar İstanbul'a geri döndük. Yeni görev Balkanlar veya Rusya tarafı olacak diye söylendi. İnşallah tabii devletimize hizmet edeceğiz. Onda hiç şey yok. Şüphemiz yok. Ondan benim nasıl haberim yok ya? Kim yapmış ya bu değişikliği? Vallahi saraydan geldi diye bize haberci öyle söyledi. Saraydan mektubunuz var dedi. İçkilikleşme mi var bu nedir ya? Bensiz yani, bu iş olamaz. Artık bu iş kimden geldi? Dahiliye Nazırı'ndan mı? Hariciye Nazırı'ndan mı? Ondan haberim yok. Fakat mühürle beraber bana verilen tebligatta tamam, hayır, seni Rusya, geri hayır dönmem söyleniyordu. Hayır. Sen yabgu teşkilatındansın. Divandan direkt emir gelemez. Benim üzerimden gelmesi gerekiyor. Burada bir problem var. Allah bu arada Allah. Verdiğin bilgiler aynı zamanda istihbarat. Yani nasıl olur da Rodoslular hala Maltalılar? Biz tabii, bu adamların sesini kesmiştik yani. Bu adamlar zaten en çok benim de canımı sıkan nokta bu oldu. Yani Malta'dan nasıl olur da bir korsan gemisi kalkıp gelir Osmanlı Devleti'nin bir tüccar gemisine saldırır? Tamam, bu konuyu ben rapora geçeceğim. İnisiyatif alarak hızlı bir şekilde Malta seferini İstanbul'da hali hazırda sen de mektepli paşasın. Aynı şekilde senin öğrencilerinden müteşekkil olan yeni Nizami Cedid ordusunu Malta fethi için, sefer için konuşlandıracağız inşallah. Haliç'te sen bizim biliyorsun teşkilat mekanımız var. Orada bekle. Yeni emirler gelene kadar askerler de aktarılıyor. Gemilere intikal ettiriyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı paşam tabii. Ya gördün mü? Kader seni Hint diyarından bir anda Rusya'ya ama oradan da hayal olan Rodos fethine ne yaptı? Komutan kıldı. Yat kalk Allah'a dua et. Başına gelenler aslında senin medeniyetin tarihinde önemli bir yere gelmene vesile olmak için başına gelmiş birer test. Cümleyi uzattıkça bitmiyor cümle abi. Bitmiyor cümle. Yelken açandım. İşte eza cefa olmadan, diyetler ödenmeden güzelliklere erişilemiyor. Bu da senin neyin oldu? Bir dakika, bu ne abi? Ha. Ölü piksel var zannediyordum ya. Bu ne ya? Perde kaymış. Tamam, düzelttim. Anlaşıldı mı Bahadır Paşa? Marş. Anlaşıldı paşam. Ben ikinci bir emri bekliyorum. Hiç tamam. Şeyim yok. Sonraki mevsimde dur bakayım. Ne eksik var burada? 3 tane bir tane şeyimiz var. Sipahi aldım bir tane de. Bir tane sipahi aldık. Bir de buraya. Yine bir sniper. Keskin nişancı aldık. O gerisini. Güzel. Sonraki mevsim Malta'ya gideceğiz inşallah. Malta'nın muhatabı diplomasi yaptığımızda kim oluyor? Kimse değil. Allah'ın izniyle. Tamam. Şimdi Ayhanzade Paşa hizmetinizdeyim. İleri marş. Değil. Bahadır Paşa'yı da çektik. Pala Paşa'yı çek bakayım, Pala Paşa'yı. Tamamdır. Çektim Pala Paşa'yı. Pala Paşa. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Bu nedir ya, bu Rusya hala ne oldu bu İsveç Rusya mevzusu nasıl ilerliyor? Var mı rapor elinde? Paşam hala hazırda Birleşik Devletler'de görev sürüyorum. Emrinizde ilk gemiyle gitmek isterim. Onur ne yapalım? Paşam ben size bırakıyorum. Benim burada sözüm düşmez. Siz daha iyi bilirsiniz. Oğlum ben sana İsveç Rusya soruyorum. Sen niye Amerika'yı çıkarttın şimdi? Ne alaka Amerika?
Paşa Hazretleri, siz beni en son Birleşik Devletler'e yolladınız. Peki sen şu an neredesin? New York'ta düşüşü tartışıyorum İngiliz diplomatlarla. Tamam, ben şu an İstanbul'dayım ama. Demek ki ben de İstanbul'dayım. Bir terslik var. Pala Paşa. Burayı olmadı kabul ediyoruz. Hop Paşa dönelim. Başa çek. Pala Paşa. Hele Amerika'dan geldim bir. Anlat bakayım ne oluyormuş bu okyanus ötesinde neler dönüyor ya? Paşam ortalık çok karışık. Birleşik Devletler hükümeti tam bir karar almış durumda değil. Senato karışık. Bakanlar, devlet yöneticileri hepsi İngiliz işgaline karşı. Yoruldum biraz. Hepsi İngiliz işgaline karşı bir plan yapıyorlar ama şimdilik New York düştü. Amerika çıkmazda. Gerçekten de öyle. New York düşmüş durumda. Fransızlarla ne yapıyorlar? Müttefik şimdilik gözüküyorlar. Fransızlar, evet ama Fransızlar da kendi başlarındaki dolanan iplerle uğraşıyor. Şimdilik sadece maddi destek. Güzel. Amerika ile demek ki ciddi bir müttefikliğe girmememiz bizim kârımız olmuş. Yeni yetme bir devletten zaten bir şey olmayacağı belliydi. 100 yıl sonra, 100 yıl sonra Amerika dünyanın jandarması diye başlıklar falan böyle. Öyle bir şey imkansız paşam. Öyle bir şey imkansız. Göreceğiz bakalım. Tamam. Şimdilik bu kadar. Geri çekilebilirsin. Paşam, evet. Şimdi ne yapayım? Emredin. İsveç'e mi gideyim? Hayır. Seni Rusya'daki ordularla görevli olarak Rusya'ya atandın. Şimdi çekilebilirsin. Mektepliler hala bitiremedim paşam Rusya'yı. Neyse, işe bir el atalım. Mektepliler değil, orada hep alaylılar var. Tamam, başlarında daha iyi bir alaylı olmalı. Tamam, çekilebilirsin. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Hadi ayaküstü Bahadır Paşa size ne yapacak? Amerika bak hala yalvarıyor. Dost olalım, dost olalım. Bahadır Paşa sayesinde Malta fethini izleyeceksiniz birazdan. Lınk diye çökeceğiz şimdi Malta'ya. Ya Onur, bu bizim Osman nerede ya? Bu Alman sevdalısı. Paşam en son bir haftalık tatile çıktı diye biliyorum ben. Ayvalık'ta. Ne? Bir haftalık Ayvalık'ta tatile mi çıktı? Evet paşam. Kafası dinlemek istiyormuş. Bana sormadan nasıl tatile çıkıyorlar? Bilmiyorum paşam. Allah Allah. Meczup lan buna. Buna bir şey yapmayalım. Bak çıksın lan çocuk. Meczup oğlum. Bundan sonra meczup olarak algılayacağız. Bunun fıtırtını böyle kabul edelim bence. Buna kızmayalım. Paşam ayıptır yazıyor bak çekten. Çabuk. Çabuk Mengüberdi çağır. Çağırdım paşam. Mengüberdi. Efendim paşam. Çok şehitler verdin. Ancak önünde yeni seçenekler var. Yine ya şehadeti seçeceksin ya şehadeti seçeceksin. Ancak kimisi erken yoldan olacak, kimisi uzun yoldan olacak. Tespit ettiğimize göre Maratha birlikleri Bijapur sınırından geçiyormuş. Haliyle bir savaşa tutuşma tehlikesi var. Savunmada kalabiliriz ya da savaşa girebiliriz. Senin düşüncelerin neler? Şehadet bizim için bir kurtuluş biletidir paşam. Biz bu topraklardan, Müslümanların yaşadığı yerlerden Hint kafirini geçirmeyeceğiz. Ben derim ki savaşa tutuşalım. Zaten er ya da geç bize saldıracaklar. Eyvallah. O zaman ya Allah bismillah. Binlerce düşman var ya. Binlerce. İşimiz çok zor. Keşke sayılar eşit olsaydı da dişe diş savaşsaydık. Alkayaz Allahu Ekber gaza geldik diyor. O zaman hücum ediyoruz. Kime? Mermiye. Edemedim. Dur ettim. Savaş açılırsa. Hadi. Paşam oyun biz çöktü. Takviye kuvvet. Biz Müslüman Tipi Sultan'a yardımcı kuvvet olarak dışarıdan mı geleceğiz? Aynen öyleyiz. O şekilde olacak gibi gözüküyor. Yüklenemedi ama. Yüklendi. Aynen. Onlar savunmadalar. Oo, yıkılmış yakılmış. Zaten hatırlarsanın yani burayı biliyorsun.
Burayı evet. Biliyorsun yani. Buralarda kimlerin ayak izi var buralarda? Az müdafaa etmedik paşam. Ama gönül isterdi ki terk ettiğimiz Tipi Sultan'ın bu kaleleri tamir etmesini isterdik. Edemez. Nasıl etsin? Hiçbir şeyleri yok. Adam baksana baltayla savaşıyor. Doğru. Dervişleri silah altına almış. Evet. Biz bakalım nereden geleceğiz. Evet. Yaver'in giriş yaptı. Hemen merkezi. Yapacak bir şey yok. Paşam. Ordunun başında durup toparlayıp belki tam bir kuvvet olarak mı gitmek gerekir? Çünkü piyade çok geriden gelecektir. Toparlanıp bir anda girelim diyorsun öyle mi? Evet. Ama adamlar içeri girerlerse ne yapacağız? Bak şu an dövmeye başladılar yani. Bayrağı indirirlerse kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü kuşatma savaşında değiliz. Saldıran taraf olduğumuz için. Sizin bayrak, fikrinizi almak isterim. Bayrak var ama ya. Var bayrak merkezde. Girdiler şu an. Evet. Doğrudan girdiler içeri. Doğrudan girdiler içeri. Yapacak bir şey yok. İçeri gireceğiz. İçeride savaşacağız. Bu arada başyaverin Memlük birlikleri var. Onlarla diyorum ki ben topçularına en azından bir şey yapalım. Yani bir vur kaç. Doğrudur. Bir zayiat verdirtelim. Bir de sanki düşman arkasından çıkan başka kuvvetlerimiz de var. Aynen farklı yerlerden geliyorlar. Oraya git topçular. Bayağı bir topçumuz var. Bunları nereye yönlendirelim? Paşam, şimdilik ben ordumuzun çıkmasını bekleyip yani zayiat vermeme taraftarıyım. Dışarıda bekleyelim, düşmanı göğüsleyelim. Çünkü bayrakta kaybedersek de sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama tipular şey yapamayacak yani, savunamayacaklar. O yüzden içeri yönlendiriyorum bazı birlikleri de. Çünkü adam sayıları yok abicim yani. Tamam paşam bizim sayımız var. Bizim var da işte bak göndermezsem bekleyip gönderirsem içeri girecek şeyler. Hindular girecek. Bu sefer bizim içeri girişimiz zorlaşacak yani. Doğru. Doğru. O zaman en azından süvariler girsin. Piyadelerimiz de yetişirse. İnşallah bakalım. Bunlarda ne var? Yeniçeri birlikleri geliyorlar. Evet, topçular arkada kaldı. Fil birlikleri var mı? Var. Orada da tutmaya çalışıyor. Yeniçerilerimiz girerse içeri halledeceğiz Allah'ın izniyle. Paşa marka kapıdan emir versek girmez mi birliklerimiz? Giriyorlar oraya gidiyorlar diye görüyorum şu an. Tamam. Aynen oradan gidiyorlar. Güzel. Şuradan geliyorlar. Tamam bizimkiler burada dursun Allah'ın izniyle. Paşam hemen o asker ha. Çok tamam, güzel. Durdurduk. Hadi bir sıkmalar lazım. Çabuk. Hadi hadi yeniçeriler hadi aslanlarım. İşte bu hadi. Tamam güzel. Bunlar ne yaptı ya? Heh, beyaz bayrak çektiler. Allahu ekber. Topçularımız geliyor. Evet. Süvarilerin yanındaki piyade yeniçeri birliğimizi yıkık tarafların önüne gerisine mevzilendirip düşmanı arkadan vurmalıyız. Öyle yapacağız inşallah. Evet.
süvarilerle şunların topçuları. Bir tane var. Oraya götürüyoruz. Acil buraya da hücum etmemiz lazım. Oraya bir operasyon çekeceğiz. Arkadan bir topçusu geliyor. Ona hızlıca gönderiyorum. Şuraya bir girsek var ya. Hepsi beyaz bayrak çekecek ama. Tam yeni içeri birliklerimize girdi içeri. Konuşlanıyorlar. Tipular eğer kaybederse oradaki mücadeleyi biz halledeceğiz inşallah. İnşallah paşam. Tipular iyi tutuyor sanki. Tamam, topçuları bertaraf edebildik. İlerle kardeşim, ilerle kardeşim. Nereden vuruyorlar? Allahu Ekber, öbür taraftalar. Hücum ettireceğim buraya. Hücum? Öyle değil de böyle işte. Hadi, hadi. Topçuları güzel bertaraf ettik. Diğer topçuları ilerletiyorum. Diğer topçular da burada. Memlükler iyi iş yapıyorlar. Hadi yavrum, hadi. Hadi. Allah 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 Allah. Paşam, sonraki saldırılarda Memlük birliklerimizin formasyon özelliğini de kullanalım. Daha çok zayiat versinler. İnşallah. Hadi hadi, yapabilirsiniz. Düşman kuvvetlerinin komutanı öldü. Allahu Ekber. Topçularımızı da yerleştirebilirsek. Paşam, topçular dışarıda pek bir savunmasız gibi. Herhangi bir düşman, arkadan gelen bir düşman takviyesine kurban gitmesinler. Ne yazık ki orada bizi durdururlar. Şuradaki birliğimizi şu topçuları almamız lazım. Bunlar nasıl ölmezler ya? Hadi yiğitlerim, hadi. Memlük birlikleri ne yazık ki burada da sıkıştılar. Birliklerimizi kaybedeceğiz. Evet. İkisi de beyaz bayrak çekiyor ama bir ölüm kalım hücumu da, hadi bismillah. Abi şu kadar birliği de patlatamadılarsa yani. Ya ölmeleri lazım bu hücumda ya. Böyle bir şey yok ya. Heh. Allahu Ekber. Güzel. Ne yazık ki diğer birliklerimiz geri çekildiler. Evet, Tüfü Sultan'ın sağ kanadı Yeniçerilerin kuvvetleriyle durdurdu. Şimdi burada savunmada devam. Topçulara hücum etmemiz lazım. Acil. Topçularımıza geldiği an bu iş tamamdır. Güzel. Burada bir birliğimiz var. Hadi ya, hayır hayır hayır, baglanma baglanma baglanma, lütfen baglanma. Geliyorlar sanki, bilmiyorum ama. Baglandılarsa geçmiş olsun. Böyle çıkıp aslında. Sol kanada mı çıkıyorlar? O tarafa aslında götürebilir miyiz? Korumak için yok, yukarı çıktılar. Burayı Hindular aldı ya. Hadi, hadi şu topçular. Tam kurul. Bunlar havan. Havan bunlar. Girdi bunlar. Hızlıca destek getirtiyorum. Topçularımızı efektif kullanacağımıza inanıyorum. İnşallah.
Maratha birliklerini idare edecek bir kumandan olmadığı için kaybetmeye mahkumlar paşam. Alırız savaşa velallah. İnşallah. İnşallah. Yeniçeriler çok iyi çıkartıyorlar. Evet. Sol kanattan kapıyı ele geçirmelerine rağmen beklemedikleri şekilde karşılık görüyor. Hindular sol kapıyı ele geçirdiler ama karşılarında muazzam Yeniçeri kuvvetlerini görünce haydi. Paşam, kapının çaprazına da bir birlik yerleştirelim. İnşallah. Şimdi bekle. Burada ne var bizde? Süvari. Allah Allah abi, süvari birliği. Paşam, zannımca o beyaz bayrak çeken düşmanın deve birlikleri taktiksel ricat yapıyor. Onlar geri gelebilir. Tamam. Bir o birliklerimizi yerleştirip topları kullanalım. Tabii. O zaman şimdi burayı artık organize etme vakti geldi. İp gibi bir hat çizmeliyiz paşam. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapıldı şu an. Bunlar ne yapıyor? Bunlar süvari kullanabiliyorlar. Birliği sanki, süvari birliği sanki hattın arasına girdi. Öyle mi? Hattı tekrar çizelim. Bunlar koşsunlar seri. Koş koş koş. Bunu da buraya. Vallahi iyi tuttular bu. Neymiş ya Tipu Sultanlığı? Evet paşam. Ne ya? Vatan sevgisi demek. Kalplerinde iman, ellerinde vatan olunca kimse bir Müslüman neferini durduramaz. Allah, filler geldi. Hemen kara nizamı. Atlatacağız bu engameyi. Haydi. İlk defa gördükleri bir şey değil artık. Allahu Ekber. Evet. Kapıyı ele geçirdik Tipu Sultan'ın adına. İnşallah. Kapıdaki bayrağa pek güvenmeyin paşam. Fil birlikleri bizi dağıtıyor şu an. Bu kabul edilemez paşam. Önleri açılsın, topçular filler ateş etsin. Bu arada hücumu bertaraf ettik. Kaleye giremediler bile. Var bildiğimiz varsa ihtiyatta kaçanlar imha edilsin. Ne yazık ki. Eğer topçuları fillere sıkarlarsa askerlerim şehit olacak. Hızlı şekilde kaçırmamız lazım. Askerleri kaçıralım. Kaçırıyoruz. Topçuların bir an evvel sıkmaları lazım. Paşam, geri değil, ileri gitsinler. Çünkü filler takip edebilir. Allahu Ekber. Ama şehit veriyoruz. Çünkü organ gonla bunla ganla şeyi karıştırdım. Kendimizi de vurduk abi. Organ ganı toparla, bu burada olmaz. Önü açık bir yere mevzilendirmeliyiz. Toplar kullanılıyor mu? Toplar kullanılmıyor. Hayal ettiğim olmadı. Niye? Toplar kullanılmıyorsa bunları indireceğiz mecburen. Topları kullanamıyoruz. Paşam, nişan emrini silip tekrar şey yapın. Belki... Yok. Yok, top kullanmıyorlar. İndirdim büyük o zaman. Büyük bir problem. Çünkü surlar çökerse biz de çökeriz.
Tipu Sultan'ın cephanesi bitmiş olmalı. Filler iniyor, filler iniyor. Çok az kaldı. Allahu Ekber. Evet. Filleri hallettik. Elhamdülillah. Buradaki yeniçeri orada değil, buradakiler. Vallahi zor ha. İçeride ihtiyaten tuttuğumuz yeniçeri birliklerini teker teker dışarıya çıkartmalıyız. İçeride pek bir şey yaptıkları söylenemez. O zaman onları da hat şeklinde bu diğer kanada geçiriyorum. Tabi. Düşmanı araya alalım. Bu savaştan eğer başarıyla çıkarsak bir kez daha tarih seni yazacak derken bizler bu arkadan geliyorlar herhalde ya. Yani bayağı geliyorlar yani. Bu nereden çıktı abi bu süvari? Halledeceğiz inşallah. Bir dakika. Organganı olmaz çık. Ekrem Ahmet hoş geldiniz. Oradan saldırdılar. Bombacılar halledebiliyor mu? İdare eder. Organganı buraya getirip buradan vuracağız. Bunu iptal otomatik atsın. Paşam onun yerine surlara yakın bir köşeden önünü açar oradan attırırız. Organganı oraya kadar gidemez. Savaş biter o zaman. Bitmez bitmez. Surlardan önünü aç ya da birlikleri yanına alırız. Bu da bir ihtimal. Birliklerin arasına koyalım. Evet bunlar da hallettik. Allahu Ekber. Nereden geliyor bu herifler? Arkadan geliyorlarmış abi. Ve süvari geliyor sürekli. Paşam topçularımız güvende değil. Topçular güvende değil. Ve direkt topçulara gidiyorlar. O kötü oldu işte. Hemen bir asker gelip topçuların bir değil, iki orada değil, kare nizamı almalı. Oradan da topçular geliyor. Manlar. Organlarını ortaya aldırıyorum. Daha o taraftan gelmeyecek herhalde. Artık hep arkamızdan mı gelecek bunlar? Ne yapacak? Bu arada Tipu Sultan'ın toplarını kullanmaya başladı. Güzel. Bizim geldiğimizi görünce bize yanaştılar şu an. Şimdi topçular. Burada bir savaşa tutuşturuldu. Orada da top. Oo abi kaç tane top var orada? Orayı vuramıyor. Allahu Ekber. Hücum. Burada topçular geliyor. Kaç. Kumanda yaverlerini gönderiyorum. Yapacak bir şey yok. Süvarimiz kalmadı tabii çünkü. Organgan buraya kurulsun. Şunu kes ya. Bu nedir bu? Paşam şöyle yapalım. Şu evet an baktığımız o cephede 3 ya da 4 birlik bırakıp geri kalanı asıl savaşın döndüğü cepheye yönlendirelim. Tamamdır inşallah. Ya da çünkü oradan da çıkabilirler. Bilgisine sahip değiliz. Tamam. Oğlum yine ne savaş döndü burada ya.
Çok güzel oturttu. Buradaki süvarileri bertaraf etmiş miyiz? Edememişiz. Bize gelmişler çünkü. Hücum. Yaverlerini bir tutuyorum. Buraya daha asker gelmiyor. Abi bunlar niye buradan çıktılar ya? Tamam, tüfekleri şey yapmışız. Bunlar neci? Dahkiller. Bu dahkili problem. Geç. Çık buradan. Oradaki birlikler kaydı. Kanakalı kaybetmek üzereyiz. O zaman burayı patlatmamız lazım. Yapacak bir şey kalmadı. Yapacak bir şey kalmadı. Karındaşlarımızı da ne yazık ki. Abi bu adam nereden çıktı buraya ya? Evet hadi. Allahu Ekber. Hadi sıkın. Ateş. Çok güzel beyaz bayrak geldi hemen. Kötü oldu bu ya. Uf, yanlış komut. Hücum. Abi niye bu kadar uzuyor burası ya? Çok fazla adam var orada ya. Şu ne? Yeni birlikler, güzel. Hücuma girler. Bize giriyoruz. Topçuları geri döndürelim. Taze gelen düşman kuvvetlerine ateş etsinler. Taze gelen. Bizim yaverler ne alemde paşa? Yaverler beklemede. Orada biz, eğer piyadeler azalırsa oralara göndereceğim desteği. Tamam. Ama eğer tahminlerimiz doğruysa büyük çoğunluğunu bertaraf ettik Hinduların. Askerlerimize vurma ihtimalimiz de var. Buradaki yeniçeriler ama bu kadar yani bu adamlara bu kadar ölmemesi lazım ya. Eriyoruz abi. Arkadan önden hücum etmiş bir durumdayız yani. Neyse sıksınlar o zaman. Paşam topçular saldırıya açık bir vaziyette bekliyorlar. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ya şuradaki savaşı, yani şuradaki mücadeleyi kaybetmemiz var ya, beni şok etti ya. Ya bu kadar zayiat verilmez ki abi ya. Ya bu adamların hiç mi morali yok abicim? Vallahi orada ne öyle ya? Oraya da gitmemiz lazım. Paşam gitmeyelim. Onlar gelsin. Surlardan Tipu Sultan askerleri toplarıyla onları indirir. En azından zayiat verdirir. Paşam. Evet. O çizdiğiniz cephe yerine askerleri teker teker topçuların aralıklı bir şekilde dizebilir miyiz? İleri götürmek. Kahvede demli mi? Paşam lütfen. Başkan çok zor şeyler istiyorsun yani. Bunları toparla, geri şey yap yani. Ki bazen toparlayamıyoruz gibi gözüküyor. Tam şöyle hat çekiyorum şu an. Vallahi geliyorlar. Yapma, yapma, yapma. Abi hep dahkililer ya. Fail. Kaybettik burayı.
Beyaz bayrak çekmeni lazım, yoksa geçmiş olsun. Abi oha, buradan buraya oturttu ve nokta atışıyla vurdu lan. Bizim buraya yaver göndermemiz lazım. Başka çare kalmadı. Şuradaki topçular. Yaverler. Bak buradan yine gelmeye başladılar. Ne geliyor buradan? Yapma abi, yapma ya. Paşam bırakın gelsinler. Biz hattımızı çektik. Tamam, belli, hattımızı çektik. Hattımızı çektik. Sol kanat. Abi orayı da açamıyoruz ki. Yok bitti bu arada. Bizim artık destek kuvvetimiz yok. Bu kadarız. Bu nerede? Anca işte anca toparlayıp sol taraftan bir grup geliyor. O tamam. Yaverlerimiz nerede? Gidiyorlar. Vuruyor abi. İyi vuruyor bunlar yani. Bu kadar olmaz ki ya. Oturtuyorlar yani. Ne yazık ki beyaz bayrak. Onlar geri kaçtılar. Buradakiler ne yapıyor? Hadi aslanlar hadi. Onlardan da gelen var mı? Yo, geliyorlar sanki, bilmiyorum ama. Evet, vuruyor bizim. Ah, süper. Allahu ekber. Topçuları iyi hareket ettirdiler. Menzile girdiler, haliyle vuruyoruz artık. Burada dahkiller bizim birlikleri ne yazık ki bertaraf etmek üzereler. Kumandanlar ne yapıyor? Allahu ekber. Bu topçuları da dağıttık. Tamamdır. Hemen diğer topçulara da gidebiliriz. İnşallah. İnşallah. Daha gelen var mı? Bunlar dövüşe girirler. Bunlar tam herhalde tutarlar. Burada yine dahkililer geldi. Ne yazık ki bunlar dağıldı. Havan. Yetişiyor mu? Yetişmiyor. O. Onu vuruyorlar bizimkiler. Hadi aslanım hadi. Sık sık sık. Atış serbest Aydın. İşte bu kadar. Burada durum ne? Yaverler. Çok güzel. Şimdi diğer birliklere. Bu arada onlardan da gelen yok. Bu kadar kaldılar herhalde. Paşam bundan sonra imkan üzerinde çalışalım. Kaçanların peşini bırakmayalım. Yaverlerimiz kaçan düşmanları eritsinler. İnşallah. Hadi aslanlar hadi. Çok az birlikleri kaldı haydi. Paşam, paşam, takviye haberleri geliyor. Nasıl takviye haberleri geliyor? Bize takviye haber geliyormuş. Allahu Ekber. Hemen. Şuraya, hayır, hayır. Takviye kuvvetler. Hızlıca burayı kapatalım. Yine bir dahkili grubu. Nasıl ya? Bu kadar adam nasıl kaçırır devasa bir Yeniçeri ordusunu? Of. Çok anlamsız bir acımasızlık var bu dahkillerde. Süvariler. Şuna baksana ya, 130 kişi ya. Şu topçularını bir tanesini bertaraf ettirelim. Hadi abi yetişin ya. Oğlum bunlar tarama tüfek gibi, bu ne ya? Nasıl koşuyorlar abi bu kadar?
rahat. Upuzun mesafeyi kat ettiler. Bizimkiler şuradan şuraya gelemedi ya. Kaç yapacağız? Allah Allah Allah. Evet, bizimkiler ilk şeyi sıktılar ama bakalım. Hücum, çek süngü gir. Tamam, o topçuları da bertaraf ediyoruz. Paşam, bir de aldığımız istihbarata göre evet. Arat ordusundaki dahkillerin bu kadar etkin yakın saldırısının sebebi aldıkları yakın dövüş eğitimleriymiş. Bu coğrafyada Çin'den gelen bazı ustaları varmış. Başka açıklaması olamaz. Yani yemin ediyorum bildiğin şurada yok olup gitti işte. Yani çoğu birliğimizi öyle kaybettik ya. Ama evet. Hindularda ordu kalmadı. Hakikaten Allah'ın izniyle. Ay işte bu, Allahu Ekber. Alıyoruz. Takviye gelmeye devam ediyor Pırkşam. Karar geldi de mutlu haberler. Aynen öyle. Bir sürpriz olmazsa, Hindularda bir şey çıkmazsa bir birlikleri kaldı şu an. Öyle gözüküyor. Başka hücum eden birlikleri yok. Oğlum ne koruduk be. Ne tipi sultanlıymış be. Kaç saat sürdü bu savaş ya? Yarım saat sürdü herhalde. Toparlayabiliyor musun? Toparlanır bu. Toparlan bu. Toparlan bu. Kurulu zaten. Hadi la, şunlar da bir kaçsın Allah rızası için ya. Ha, hücum ettireceğim şimdi, bizim kumandan ölecek ha. Aman paşam. Bam. Çıkart. Paşam yapmayın. Yo tip onlar da beyaz bayrak çekiyorlar şu an. Dur lan, içeri mi girişler? Onlar da beyaz bayrak çekiyor. Tamam. Böyle bakıyoruz. Daha yok. Gelecek zafer gelecek. Şurayı patlatmamız lazım ama. Evet, onlar da patladı. Başka? Allahu Ekber. Burayı da kaydedelim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Evet be. Oğlum ne savaştı be. Lan Mengüber de hep de sana denk geliyor ya. Buraya da bir şiir yakışır paşam. Buraya da bir şiir yakışır ya. İkinci Bijapur savunması. Müdafası. Vay müdafası. Be. Vay arkada. Yalnız eridik yani. Biz böyle... Su hayatın ne kadar bizden? Yarısı bizimdir. Yarısı herhalde. Bizim. Hatta çoğu bizim de. Evet. Başkentin düşmeyeceğini bizzat göstermiş olduk. Abi biz bu Empire serisi böyle savaşlarla nasıl bitireceğiz oğlum ya? Yani paşam, böyle arı zaten haftada bir falan yapıyoruz. Allahu Ekber! Marat'a barış istiyor. Ama... Aman Allah'ım. Kabul etmiyorum. Ama Tipu Sultanlığı'nı yerle bir edebilirler. Evet, olmaz. Bütün paşaları çağır. Bütün paşaları çağır. Toplantı yapacağız. Tek tek hızlıca birkaç cümle istiyorum paşalar. Ayhanzade Ali Paşa. Marat'a muazzam bir kayıp daha vererek yeniden barış istiyorlar. Tipu Sultanlığı'yla barışmayacaklar. Onların üzerine yürüyecekler. Bu konu hakkında düşünceler nedir? Hızlı bir şekilde. Paşam, şahsi düşüncem barışı kabul etmeyip kardeşlerimizin yanında olarak şu Hindu keferesini artık bitirelim derim. Bahadır Paşa, sen ne diyorsun? Paşam, asker sayımızı kontrol edelim. Eğer bu bir savunma daha kaldıramayacaksak ben barıştan taraftarım. Belezov Paşa. Ben diğer paşalarımızın da görüşlerini alıp son bir kez görüş vermek istiyorum. Ya oğlum yine döktüreceksin. Neyse. Hızlı Abdurrahman Paşa, sen ne diyorsun? Paşam, ordularımızı güney bölgesinde toplayıp savunma yapmamızı ve savaşa devam etmemizi düşünüyorum. Artık buradan dönüş yok.
Mengüber de Hint diyarının aslanı. Sen ne diyorsun? Paşam. Divandan ne çıkarsa uyarım. Lakin biz burada Osmanlı'nın gücünü bütün dünyaya göstermiş durumdayız. Yazdığımız destanlar, 1. ve 2. Bijapur müdafaaları bunun en büyük örnekleridir. Biz evelallah bu Hint kafirinin zulmüne son verebiliriz. Ben savaşalım derim. Hala paşa sen ne diyorsun? Paşam, başımıza ne geldiyse yılanın başını küçükken ezmediğimiz için geldi. Vuralım onların kafasına. Divandan çıkan sonuç savaşa devam etme. Velizop paşa son olarak sen ne diyorsun? Genel herkes savaşa devam etme kararı buluyor. Ben de savaşa devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman o raporumuzu... Velizop biraz garanti alıyor gibi sanki. Yoğunluk neyse onların tarafını tutuyor. Ortamcı diyorsun yani. Hazır Abdurrahman Paşa lütfen. Kendinize zaten böyle şey yapıyorsunuz. Her zaman kolay savaşlarınızla böyle kendinizi bir ün salmışsınız. Onu, bunlara başlayalım tartışsınlar onu. Ben stratejiyim. Tamamdır. Atıyorum. Fitne çıkarmayın. Fitne çıkarmayın. Kabul etmiyoruz. Yani saldıran oyun. Hayda. Çektim paşamız. Abdurrahman'ı çek Abdurrahman. Abdurrahman geçmiş olsun kardeşim. Tamam. Abdurrahman hoş geldin. Abdurrahman. Buyurun paşam. Büyük bir kuvvetle Hint ordusu Hyderabad'a yaklaşıyorlar. Şimdilik ön bir istihbarat aldık. Biz de erken saldırabiliriz. Ancak hamleleri doğrudan Hyderabad'a olmayabilir. Geçip gitmelerini de bekleyebiliriz. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Paşam, doğrudan şehre gelmelerini bekleyelim derim ben. İşte, tamam. Eğer şehre geliyorlarsa tamam. Vakit kazanmış. Evet, saldırmadılar. Doğru karar verdin. Hadi yine yırttın lan Abdurrahman. Hadi ölmekten kurtuldun Abdurrahman. Şehadetten korkumuz yok paşa. Helal lan sana. Oraları paşam, evet, söyle bakalım. Güney Hindistan'daki Ayhanzade Ali Paşa'nın ordularının önü açıldı. Ayhanzade Ali Paşa doğrudan kuzey bir yönlü hareket ederse onunla burada buluşup ilerleyebiliriz. İnşallah. Bu arada Tipu Sultanlığı da Marataları tokatlamaya devam ediyor. Allahu Ekber. Zaferler bir bir geliyor. Of, ordu da bas. Allahu Ekber. Tamam, Hint diyarında büyük güzel gelişmeler oluyor. Paşam, bu arada evet. Osman Paşa'nın geçenlerde gördüm. Size mesaj iletmemi istedi paşam. Evet. Çok hatasından dolayı çok hatasını kabul ediyormuş. Çok üzgünmüş. Çok özürlerini diliyormuş. Bir daha olmayacağını garanti ediyor paşam. Onu affetmenizi rica ediyor. Ben de oğlum, şeriatı kesip daha önceki yıllarda yaptığımız alacağı cezayı çekecek. Öyle bir şey yok. Peki paşam. Ben sadece ilettim. Elçiye zeval olmaz. İspanya'ymış. İspanya ile müttefik tabi kabul etmiyoruz. Osman Paşa tatilde bir de aynen. Alzheimer oldu oğlum, bu ne yapıyor bir? Bir özür diliyor, bir tatile çıkıyor. Hocam. Anlamadım ya. Osman neymiş ya? Züsse'yi bitirmedik bilerek. Çünkü İsveç'i oyalıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bir de iyi bir anlaşma yaptık yani Ruslarla. İsveç de girmiyor, anlamadım ki ya. Bu Punjab'daki ordu da geri çekildi. Felizov Paşa da yatıyor ha. Vallahi yatıyorsun. Savaş yok. Anca yatış. Evet, güzel. Onlar anca konuşur paşam. Şimdi Abdurrahman, burada Yeniçeri bastırıyorsun sen sanırım. Değil mi? Evet paşam. Bismillah. Oho. İzmir'den güzel bir sürpriz. Zülüman abi teşekkür ediyorum desteğin için. 12 yıl diyorum. 12 ay olmuş. Eyvallah. Şimdi Yeniçerileri çıkart. Bunu yapamayız efendim. Hazırım be. Yapamam diyordun, yaptın. Sinirleriniz... Bahadır Paşa'yı çek buraya çabuk. Çektim paşam. Hoş geldin Bahadır Paşa. Gemi emirleriniz kaptanım.
Hoş Venedik bulduk. Mi? Venedik yıkılmış. Bulgaristan'da isyan haberleri var. Hemen oraya ordu kaydırıyoruz. Hazırlanın. Litvanya'da aynı şekilde sıkıntılar var. Hemen Litvanya'ya ordu kaydırıyoruz. Sola marş. Oğlum bu ne lan, bir anda ne oldu? Bizim ordumuz mu öldü? Kumandan mı öldü? Ne oldu lan? Hemen buradaki Yeniçeri birliklerini Hayderabad'a aktaracağız. Sola marş. Bismillah. O zaman takılma. Yelken aç. Gemi emirleriniz. Güzel. Ek emirleri bekliyorum. Şimdi. Güneyde ciddi anlamda bir ferahlama oldu. Bu iki abi bir şey diyeyim mi? Yani Empire Total War'da oynadığım en güzel iki savaşı burada gerçekleştirdim diyebilirim. Efendim. Biz bunları niye ta ha? Diğerini seçemiyorum ki. Efendim. Heh. Yani bu iki savunmayla burada binlerce askeri öldü adamın. İki kere barış istedi. Vermedik, bak ne kadar azaldı yani kuvvetleri. Şeye biraz Tipu Sultan'ına maddi destek yapmamız lazım. 10.000 gold gönderelim Allah'ın izniyle. Evet. Bu arada bayağı bir ticaret. Savoy. Büyük devletleri geç. Savoy kimle düşman? İspanya, Fransa. Raid yapalım. O mi istiyor ya? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Biraz para verelim. Military Alliance olmaz. Savoy. Trade Agreement. Yok, iptal. Italian State. Tamam. İlk defa İtalyanlarla ticaret yapıyorum yani. İlkleri gerçekleştiriyoruz. Cenevizlerle ticaret yapmıyorlar. Dayistan'la. Kendimi duyuyorum. Kimden geliyor ses? Bahadır Reis. Tamam. Hayderabad'da isyan. Çıkar tabi. Buradan vergi alımını keselim. Hatta buradan da keselim. Şimdi Bahadır Paşa. Evet. Abdurrahman. Size bir önerim paşam. Vergileri genel olarak azaltmaktansa vergileri her yerde genel orta ayarda tutup sadece isyan çıkacak olan bölgelerde kısarsak en azından isyan çıkmayacak bölgelerden hala vergi almaya devam edebiliriz. Tabi bunu sunalım divana. Bir husus daha var. Bahriye Nazırı değiştireceğiz. Yani Muhtar Paşa yerine Keçicizade Rıfat Paşa atanıyor. Değişikliği de bildirmiş olalım. Tatura Paşa acaba ne diyecek? Burada olsaydı fikirlerini beyan ederdi. Şimdi. Bahadır Paşa. Çok büyük bir filolar var. Biz bu Malta'ya nasıl çıkacağız? Savaş ilan ettiğimiz an çıkma imkan veriyor mu bize? Böyle bir şey olur mu? Nasıl yapacağız bu işi? Bir şey olduğu için vermesi gerekir. Declare war diyoruz. Bütün Avrupa bir devletlerine haberler salındı. Malta'ya çıkılıyor. Kuvvet destek kuvvet istemiyoruz. Evet hadi bakalım. Savaşa hazırlanın. Onların başlarını ezmenin vakti gelmişti. Canınızı kurtarın. Resmen Akdeniz'de şeyler yani. Yelkenleri küçültün. Bir şey yaptık, bir şey yanlış yaptık, bilmiyorum abi. Ulan Bahadır'ı abi olmadı, bilmiyorum, çıkmadı yani. Oğlum ne yaptık? Onlara önce Akdeniz'in gerçek hükümdarının kim olduğunu göstermemiz lazım paşam. Tatura Reis olaydı. Onlara hatlerini bildirirdi. Aynen. Şu anda çok şu an rezalet bir durum oldu ama dur bakayım evet. Bir şeyler. Neyse, bakacağız çaresine. Sonraki tur demeden bu orduları, buradaki orduyu bir tarafa yanaştırmamız lazım. Yoksa Hayderabad sıkıntıda. Gelirlerse patlarız. Eğer bunu yanaştırırsak gelmeme ihtimalleri de var. Sola marş. İsyan çıkmaz inşallah. Ek emriniz var mı? Evet, sonraki tur.
Bu arada Hint birlikleri ordularını çektiler Afganistan'a doğru. Pelazov Paşa ordularını yine aynı şekilde Belucistan'a yönlendiriyorum. Onun dışında kuzeydeki orduları artık çıkacak isyana doğru bir yöneltmek lazım. Vergileri bazı yerlerde azalttık. Şimdi normal vergi aldığımız zaman Tunus'ta isyan çıkıyor. Şimdi onu başı yapalım. Finlandiya'da vergiyi düşürdük. Evet. Bağdat'ta ve İsfahan'da şimdilik vergileri düşürüyoruz. Tamam. Allah'ın izniyle. Sonraki tur. Bakalım Maltalılar bu savaş ilanı karşısında nasıl davranacaklar. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. İç denizde bayağı güçlüler. New York'u kurtarabilmiş mi? Kurtarmış. New York'u geri almış Amerika. Fransa askeri müttefik istiyor ve bizden para talep ediyor. Tabii ki kabul etmeyeceğiz. En büyük sınırlarımızdan bir tanesi Avusturya tarafına. Ama İngilizlerle savaşması bizim de işimize geliyor. Divana bunu kabul edilmemesi gerektiğini, Avusturya ile bir cephenin açılmaması gerektiği doğrultusunda rapor sunuyoruz. Eğer Fransa bunu istediyse sıkıntı. Yani Fransa yeniliyor gibi gözüküyor. Evet, Malta yapma abi. Gelme. Gelme oraya. Tamam, güzel. Tamam, limanı kuşattı. Of, hayır, hayır. Ama. Abi. Ya bu kaç saat sürecek ya? Hyderabad müdafası. Izdırap yine başladı. Kaç top var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane topu var. Ayhanzade Ali Paşa ve Abdurrahman Paşa'yı yani burada bitirelim abi. Burada bitirelim artık. Bugün çok RP yaptık. Çok uzadı çünkü. 10 dakika öyle, 20 dakika sürmez bu savaş. Bu daha uzun sürer. O yüzden video bitti mi paşam? Şimdi Ayhan Onur, Ayhanzade, evet, Ayhanzade Ali Paşa ile Abdurrahman Paşa ilet. Muazzam bir savunma bekliyor bütün medeniyetimiz, İslam alemi. Sonraki mevsimde büyük ihtimal ciddi bir hücuma kalkışacaklar. Kuşattılar ama o zaman onlar hazır oluyor olsunlar, tamam? Anlaşıldı paşam. Diğer paşalara da aynı şekilde muvaffakiyet dilerim. Görevlerine devam etsinler. Biz şimdi bir kahve içelim. Kafamızı toplayalım. Sonraki mevsimde nasıl bir savunma yapacağımızı kararlaştıralım Allah'ın izniyle. Diyeceklerimiz bu kadar. Esselamu aleyküm.